Merhaba arkadaşlar. Ben Profesör Doktor Hüseyin Günerhan. Termodinamik Kolaydır kanalına hoş geldiniz. Termodinamik dersi kapsamında ayrıntılı soru çözümlerini sizlerle birlikte ele alacağız. Sorumuz bir kapalı sistem olsun ve bu kapalı sistem piston silindir düzeninden oluşsun. Piston silindir düzeni hem yatay konumda olsun hem de üzerinde bir yay içersin. Bu kapsamda soruyu birlikte ele alalım. Arkadaşlar soruyu ekranda gördüğünüz adresten indirebilirsiniz. Sorumuz şu şekilde. Yatay ve sürtünmesiz bir yaylı piston silindir düzeni içinde başlangıçta eksi 20 derece santigrat sıcaklıkta ve %75 kuruluk derecesinde karbondioksit vardır. Pistonun kütlesi 45 kilogram ve çapı ise 0,05 metre değerindedir. Bir genişleme işlemi sonucunda hacim doğrusal olarak değişmekte ve hacim artışı 9,82 çarpı 10 üzeri eksi 4 metreküp olmaktadır. Yay sabiti ise 11,39 kN bölü metre olarak verilmiştir. Piston üzerindeki atmosfer basıncı 100 kPa olarak alınabilir. Son durumda ise karbondioksit 20 derece santigrat sıcaklığa erişmektedir. Bu işlem sırasında karbondioksitte verilen ısı enerjisini kilojül olarak hesaplayınız. Arkadaşlar sistemimiz karbondioksit yatay sürtünmesiz yaylı bir piston silindir düzeni içinde bulunmakta. Hal 1 verilmiş belli bir kuruluk derecesinde ve belli bir sıcaklıkta. Hal 2 verilmiş 20 derece santigrat sıcaklıkta. Ama arada hem hacim artışı bilgisi verilmiş hem pistona ait bilgiler verilmiş. Hem de yay sabiti değeri verilmiş. Bu kapsamda soruyu adım adım ayrıntılı olarak ele alalım. Arkadaşlar sorumuza ait şekil ekranda gördüğünüz gibi yatay bir piston silindir düzeneği. Bu düzenekte sistem karbondioksit ve sınırdan giren ısı enerjisi Q-giren olarak gösterilmiş ve pistonun üzerinde doğrusal bir yay var. Tabii ki pistonun üzerinde atmosfer basıncı da var. Bu kapsamda soruyu adım adım çözeceğiz ve ilk adımımız şu şekilde olsun. Yatay sürtünmesiz piston silindir düzeninde piston basıncı sisteme etki etmez. En önemli birinci nokta bu arkadaşlar. Burada kesinlikle hata yapmayalım. Bakın yatay ve sürtünmesiz bir piston silindir düzeni. Yine burada piston için serbest isim diyagramını vermişiz. Bu diyagramı incelerseniz pistonun ağırlığı yer çekimi ivmesi yönünde aşağı doğru etki ediyor. Ve sistem basıncına etki etmiyor. Sistem basıncına etki eden yayın basıncı artı atmosferin basıncı. Ama biz yine burada pistonun ağırlığı için bilgiler vermişiz. O pistonun basıncı çarpı pistonun yüzey alanına eşit olacak. Buradan pistonun basıncını çekersek pistonun ağırlığı bölü pistonun yüzey alanı veya pistonun kütlesi çarpı yer çekimi ivmesi bölü pistonun yüzey alanı olacak. Pascal biriminde pistonun basıncını hesaplayabiliriz ama dediğimiz gibi bu sistemin basıncına etki etmeyecek. Biz ek bilgi olarak burada piston basıncı nasıl hesaplanır onu vermişiz. Eğer dikey bir sürtünmesiz piston silindir düzeni olsaydı bu piston basıncını da devreye alacaktık. En önemli nokta başlangıçta bu. Yatayda ile dikey piston silindir düzenindeki fark karşımıza bu şekilde çıkıyor. Arkadaşlar burada X ve Y eksenlerini vermişiz. Bu kapsamda denge durumunu ele alacağız tabii ki. Dengede toplam kuvvetler, X yönündeki tabii ki toplam kuvvetler sıfıra eşit olacak bu problem kapsamında. Burada Newton biriminde yazmışız. Basınçla alanın çarpımı tabii ki bize yani Newton bölü metre kare çarpı metre kare Newton'u verir. Newton biriminde yazmışız. Sistemin basıncının yönünü görüyorsunuz. Yay ve atmosfer basınçlarının yönünü görüyorsunuz. Buna göre dengede toplam F ve X kuvvetlerini alıp sıfıra eşitleyebiliriz. Elimizde Pascal biriminde erişebileceğimiz son denklem şu şekilde. Sistem basıncı eşittir. Buna P2 basıncı da diyebiliriz. Yay basıncı artı atmosfer basıncına eşit olacak. Evet, en önemli birinci nokta bu şekilde ele alınabilir.
sistemin basıncını daha sonra P2 olarak ayrıntılı işleyeceğiz. Ve P2 basıncı yay basıncı artı atmosfer basıncına eşit olacak. Gelelim önemli ikinci noktaya arkadaşlar. Termodinamiğin birinci yasası kapsamında her zaman enerji dengesi eşitliğini yazmak zorundayız. Enerji dengesi eşitliğinin en genel hali ise giren toplam enerji eksi çıkan toplam enerji eşittir sistemdeki enerji değişimi. Joule biriminde bu şekilde yazabiliriz. Bizim problem ise kapalı sistem ve hareketli sınır içeriyor. Yine bu sistemde kinetik enerji ve potansiyel enerji değişimleri yok. O çerçevede sistemdeki enerji değişimini direkt iç enerji değişimi olarak ele alabiliriz. İç enerji değişimi arkadaşlar delta büyük U ile gösterilirse bu eşittir kütle çarpı delta küçük U. Tabi buradaki kütle karbondioksitin yani sistemin kütlesi olarak ele alınacak. Kütle çarpı delta U çerçevesinde sistemdeki enerji değişimini ele alacağız. Sınıra bakalım. Sınırdan giren çıkan enerjiler nelerdir? Onları ele alalım. Bir kere E giren olarak Q gireni ele almışız. Çünkü sistemde hacim artışı var denmiş soruda. Hacim arttıran etken sınırdan giren ısı enerjisi olacak. Çıkan enerjiye bakarsak arkadaşlar bir kere yaya karşı bir iş yapılacak. Onu yay işi olarak buraya yazmışız. Sonuçta hareketli bir sınır var ve bu hareketli sınırda sınır işi olacak ama üzerinde yay olduğu için bu sınır işi sabit basınçta olmayacak. Yaya bağlı olarak yayın uygulayacağı doğrusal basınç değişimine bağlı olarak ve yay işini ele alacağız. Burası da önemli. Tabi bu problem kapsamında biz Q giren eksi V yay eşittir M çarpı U2 eksi U1 eşitliğini yazabiliriz enerji dengesi için. İkinci önemli noktayı da bu şekilde ele almış olalım. Birinci önemli noktamız yatay sürtünmesi piston silindir düzeninde piston basıncı sisteme etki etmez dedik. Sisteme etki eden basınçlar yay basıncıyla atmosfer basıncı olacak dedik. Onu ayrıntılı olarak biraz sonra çözeceğiz. İkinci önemli noktamız enerji dengesi dedik. Bu problem kapsamında sınırı delen bir ısı girişi var ve sınırı delen bir yay işi var. Tamam. Giren ve çıkan enerjiler kapsamında bu ikisini ele aldık. Bu sistemde bir enerji değişimine neden olacak. Gelelim üçüncü önemli noktamız termodinamik özelliklerin saptanması. Bu termodinamik özellikleri biz tablolardan saptıyorduk. Bizim sistemimiz karbondioksit ona göre çalışacağız. Elimizde karbondioksit tabloları var. Arkadaşlar hal 1'e bakalım. Eksi 20 derece santigrat ve 0.75 kuruluk derecesi verilmiş. O zaman hal 1 için hangi bölgedir sorusunun cevabı kolay. Kuruluk derecesi veya kalite verildiği için ıslak buhar bölgesinde çalışıyoruz. %75 veya 0.75 değerinde bir kuruluk derecemiz var. Islak buhar bölgesinde çalışıyoruz. Ona bağlı olarak doymuş sıvı doymuş buhar tablosundan benim önerdiğim tablo B18 www.hüseyingüzel.com adresinde var. Bu tablodan yararlanarak karbondioksitin ıslak buhar bölgesindeki özelliklerini saptayacağız. İlk saptayacağımız özellik basınç olabilir. Hal 1'in basıncı ıslak buhar bölgesinde çalıştığımız için doyma basıncına eşit olacak. Ve 1969.6 kilopaskal olarak tablodan okunabilir. Bu değer rahatlıkla okunabilir arkadaşlar. Bunun dışında özgül hacmi ve iç enerjiyi de okuyalım. Bu değerler bize lazım olacak. Doymuş sıvı doymuş buhar tablosundan tablo B18'den karbondioksit için ıslak buhar bölgesinde çalışıyorsak doymuş sıvıya ve doymuş buhara ait değerler, özellikler okunabilir. Doymuş sıvıya ait özgül hacim değerine V1F dersek bu 0.000969 metreküp bölü kilogram olarak okunabilir. Tabloda arkadaşlar V1FG değeri de var. Yani V1G eksi V1F'yi biz V1FG olarak yazıyorduk. Bunu da tabloda direkt olarak vermiş. Her tabloda verilmiyor ama karbondioksit tablosunda var. Onu da almışız. 0.01837 metreküp bölü kilogram. V1G yani doymuş buhar noktasının özgül hacmi 0.01934 m3
metre küp bölü kilogram olarak bu özellikler ilgili tablodan okunur. Biz hal 1'in özgül hacmini belirlemek istiyoruz. Elimizde V1F ve V1FG değerleri var. Hatta kuruluk derecesi de var. Hepsinin sayısal değerini ilgili eşitliğe yerleştirirsek V1 eşittir V1F artı X1 çarpı V1FG'den biz V1'i buluruz. Diğerlerinin sayısal değerleri elimizde var. O zaman V1 0.0147465 metreküp bölü kilogram olarak belirlenebilir. Benzer şekilde iç enerjilere bakalım. V1F, V1FG iç enerjilere bakalım dedim. Yanlış okudum. U1F, U1FG ve U1G değerleri yine ilgili tabloda var. U, özgül iç enerji. Küçük U. Bunların sayısal değerlerini tablodan alırsak yine elimizde arkadaşlar kuruluk derecesi var. U1'i kolaylıkla hesaplayabiliriz. Evet, buradaki sayısal değerleri kullandık. X1 olarak kuruluk derecesini kullandık. U1'i biz 224.3275 kilojül bölü kilogram özgül iç enerji değeri olarak hal 1 için bulabiliriz. Güzel. Evet, hal 1 için neler yapabiliriz? İlgili tablodan hangi özellikleri okuyabiliriz diye baktık. Bu soruda bize basınç lazım olacak. Hal 1'in basıncını, hal 1'in özgül hacmini ve hal 1'in özgül iç enerji değerini hesaplamış olduk. Gelelim hal 2'ye. Arkadaşlar hal 2 için önce T2 sıcaklığı 20 derece santigrat olarak verilmiştir diyebiliriz. Hangi bölgedeyse bakacağız ama bize iki tane birbirinden bağımsız özellik lazım. İkinci özellik olarak basınç hesaplanabilir demişim. Zaten elimizde başka bilgi yok. T2 20 derece santigratı kullanacağız. Ama ikinci özelliğe bakalım. Önce hacim artışını yukarıda yazmışım. Hacim artışı soruda verilmiş. Delta V eşittir V2 eksi V1 9.82 çarpı 10 üzeri eksi 4 metreküp olarak verilmiş. Bu bize lazım olacak. Önce bunu yazmışız. Gelelim ikinci özellik olarak basınç. Arkadaşlar P2 basıncı yine dersin başında söylemiştik. P yay artı P atmosfere eşit olacak. Ama önce P yayı halletmemiz gerekiyor. Yay basıncı yay kuvveti bölü pistonun yüzey alanı olarak ele alınabilir. Arkadaşlar yay basıncı nedir? F yay ile orantılıdır dedik. O zaman F yay nedir ona bakalım. K çarpı delta x. Doğrusal bir yayda yay kuvveti K çarpı yani yay sabiti çarpı delta x yani yer değişimi olarak yazılabilir. Pistonun yüzey alanı, pistonun çapı bize verilmiş. Pi çarpı D pistonun karesi bölü 4'ten hesaplanacak. Tamam. Yay basıncı için söyleyeceklerimiz bunlar. K yay sabiti 11.39 kN bölü metre olarak verilmiş. Delta X pistonun aldığı yol yer değişimi. X2 eksi X1. Tabi başlangıçta X1 0. Biz buradan X2'yi saptayacağız. Direkt yani delta X'i saptayacağız. Delta X'i nasıl saptayabiliriz? Dedik ya başlangıçta hacim artışını yazdık. Bu hacim artışı bize yardımcı olacak. Hacim artışının birimi metreküp, delta x'in birimi metre, piston yüzey alanının birimi metrekare, yani metre çarpı metrekare zaten metreküpü verecek. Biz buradan delta x bilinmeyenini çekebiliriz. Çünkü delta v ve a piston belli. Delta x'i çekersek arkadaşlar, delta büyük v bölü a piston. Delta büyük v 9.82 çarpı 10 üzeri eksi 4 metreküp olarak verilmiş. Piston yüzey alanı ise pi çarpı 0.05 metrenin karesi bölü 4. Piston çapını 0.05 metre almışız. Tamam. O zaman delta x pistonun aldığı yol 0.5 metre olarak karşımıza çıkıyor. Delta x kısmını da hallettikten sonra yay basıncını artık hesaplayabiliriz. Yay basıncı k çarpı delta x'e eşit. Yani K çarpı delta X bölü pistonun yüzey alanı eşitti. Bu çerçevede yay basıncı olarak 11.39 kN bölü metre çarpı 0.5 metre bölü pi çarpı 0.05 metrenin karesi bölü 4'ü ele alacağız. Evet.
yanlış bir şey söylemeyelim. Yay basıncı bu şekilde hesaplanacak. Bunu da hesaplarsak 2900.44 kilopascal olarak buluyoruz. Evet, birimlere baktığımızda burada kilo Newton var. Tabii ki sonucu kilopascal olarak bulacağız. Yay basıncını bulduk da sistemin hal 2 basıncını saptamak istiyoruz. Onu konuştuğumuz gibi yay basıncı artı atmosfer basıncına eşit olacak. 2 halinin basıncı. 2900.44 kilopascal artı 100 kilopascal eşittir. 3000.44 kilopascal P2 basıncı olarak tespit edilebilir. Arkadaşlar bu 3000.44 kilopascal'ı biz 3000 kilopascal, yani yaklaşık olarak 3 megapascal alabiliriz. Çünkü tabloya baktığımda ben 3000 kilopascal'ın karşısında bir değer var ilgili tabloda. Onun için interpolasyon da yapmaya gerek yok. Çünkü nokta 44 o kadar sonucu etkilemez. Tamam. Bu 3000 kilopascal'ı kullanacağız. Bu bizim ikinci özelliğimiz olacak. Hem 20 dereceyi hem 3000 kilopascal'ı kullanarak tablodan özellikleri bulabiliriz. Ama hangi bölgedeyiz çok önemli. Önce onu tespit edelim. Arkadaşlar doymuş sıvı doymuş buhar tablosuna karbondioksit için bakarsak 20 derece santigratın karşısındaki doyma basıncı 5729.1 kilopascal olarak verilmiş. Bizim Haliki'nin basıncı ise 3 megapascal veya 3000 kilopascal. Bu değerle bu değeri karşılaştıracağız. Sistemin 2 halinin basıncıyla doyma basıncını karşılaştıracağız. Ve bu çerçevede hangi bölgede olduğumuzu tespit edeceğiz. Onun için ben bir grafik yöntem uygulamışım. Arkadaşlar TV diyagramını çizersek T derece santigrat ve metreküplü kilogram. TV diyagramı içinde sabit basınç eğrileri vardı. Biz doyma basıncını önce alalım. Onu 5729.1 kilopascal olarak bulduk. Onun sabit basınç eğrisi bu şekilde olsun. Doyma basıncına karşı gelen doyma sıcaklığı 20 derecedir. Zaten biz 20 derece santigrat için doyma basıncını bulduk. 20 derece santigratta çalışıyoruz ama bizim basınç 3000 kilopascal. 5729.1 kilopascal'ın altında 3000 kilopascal'ın sabit basınç eğrisi yer alıyor ve 20 derece santigrat bu basıncı şurada kestiğine göre bizim hal 2 kızgın buhar bölgesidir. Yani direkt P doyma büyük, P2 ise kızgın buhar bölgesinde çalışıyoruz diyebiliriz. Ama ben ezbere konuşmayı sevmiyorum. Bunu TV diyagramıyla güzelce ispatlayabiliriz. Hal 2 kızgın buhar bölgesinde yer alıyor. O zaman karbondioksit için kızgın buhar bölgesine ait tablo B19'u kullanacağız. Hangi değerleri kullanarak diğer özellikleri bulacağız? 20 derece santigrat ve 3 megapascal değerini kullanarak. Evet, kızgın buhar tablosundan arkadaşlar hal 2'nin özgül hacmi 0.01512 metreküplü kilogram olarak, özgül iç enerjisi 310.21 kilojoule bölü kilogram olarak okunur. Evet, özellik tabloları saf madde konusunda ayrıntılı olarak anlatılır. Özellik tablolarından bize lazım olacak özellikleri okuduk. Bunları problemin çözümünde kullanacağız. Üçüncü önemli adımı da bu şekilde halletmiş olalım. Gelelim dördüncü önemli adımımıza. Yay işi çıkışı hesabı. Arkadaşlar pistonun üzerinde yay var ve bu sürtünmesiz yatay piston silindir düzeninde bir iş çıkışı var. Bu iş çıkışını yaya bağlı olarak hesaplayacağız. Ona ben V yay işi de diye bir isim koydum. V yay işini P çarpı dv integralinden hesaplayacağız. Bir hali ile iki hali arasında. Arkadaşlar buradaki basınç hacmin fonksiyonu olacak. Çünkü sabit basınçta çalışmıyoruz. Bu yay bize doğrusal bir basınç değişimi uygulayacak. Bunu da grafiğe taşımak en güzel arkadaşlar. Bir pv diyagramı çizmişiz. P kilopascal, v de metreküp bölü kilogram olsun. V1 özgül hacminde V1 özgül hacmine karşılık gelen bir P1 basıncımız var. Ona hal 1 olarak 2 değeri de belirledik. Hal 2 olarak V2 özgül hacmine karşılık gelen bir P2 basıncı belirledik arkadaşlar. Biz hal 1 noktasının ve hal 2 noktasının basınçlarını belirledik.
Bu iki basınç arasında doğrusal bir basınç değişimi olacak. Bu işlem yolunu izleyerek piston silindir düzeni çalışacak. O zaman gördüğünüz gibi doğrusal bir değişim var ve bu değişimin altında kalan alan bize yay işini verecek. Geometrik olarak bakarsak burası yamuk. Yamuğun alanını göz önüne alarak yay işini hesaplayacağız. PV diyagramına bakalım. Bu yamuğun alanı P1 artı P2 bölü 2 çarpı V2 eksi V1'e eşit olacak arkadaşlar. Yamuğun alanı yay işini bize verecek. Ben burada jül bölü kilogram biriminde bu eşitliği yazmışım. Tabi jül biriminde yazmak istiyorsak şurada V2 eksi V1'in başına M'yi sistemin kütlesini ekleyeceğiz. Şu anda sistemin kütlesi belli değil. Onu da şurada halletmişiz. Delta V eşittir. M çarpı delta V yazarız. Tabi burası büyük V, burası küçük V olmak üzere sistemin hacim değişimi verilmiş. Bu kütle çarpı özgül hacim değişimine eşit. Bakıyoruz biz özgül hacim değişimini. Arkadaşlar biraz önce hallettik. Hal 1 ve hal 2 için bunun sayısal değerlerini bulduk. Delta büyük V bize verilmiş. Kütle de problemde bize lazım. Kütleyi buradan bulacağız. Kütleyi hiçbir şekilde bulamıyorsak arkadaşlar, birim kütle için tabii ki yolumuza devam edebiliriz. Ama kütleyi bulabiliyoruz. Soruda da bize kilojül biriminde sonucu tespit et denmiş. O zaman kütleyi mutlaka bulacağız. 9.82 çarpı 10 üzeri eksi 4 metreküp değeri delta V olarak elimizde var. İlgili tablolardan özgül hacimleri bulduk. Buraya ben V2 ile V1'i yazmışım. V2 eksi V1'i göz önüne alacağız tabii ki. Ve tek bilinmeyen M sistemin kütlesi 2.63 kilogram olarak elde ediliyor. Güzel. Yay işini bu çerçevede kilojül biriminde halledebiliriz. Arkadaşlar P1 belli, P2 belli. Kütleyi şimdi bulduk. V2 ile V1'i de bulmuştuk. Hepsini sayısal değerlerini yerine yerleştirirsek, birimlere de dikkat edersek sonucu 2.44 kilojül olarak buluyoruz. Bu doğrusal yay 2.44 kilojüllük bir sisteme karşı iş yapıyor. Gelelim 5. adımımıza. Q giren eksi V yay eşittir delta U demiştik arkadaşlar. Bizim pistonun yapacağı iş de V yay kadar olacak. Bu eşitliğe baktığımızda sadece Q giren belli değil. V yayı 2.44 kilojül bulduk. Tabi başında eksi var. Sistemden çıkan, sistem sınırından çıkan enerji olarak. Delta büyük U'yu biz M çarpı delta küçük U olarak yazarız demiştik. Onların sayısal değerleri de belli. Sonuç olarak Q gireni 228.31 kilojül olarak buluyoruz. Arkadaşlar bu kadar sisteme ısı enerjisi veriyoruz. Sistemden 2.44 kilojüllük bir iş elde ediyoruz. Verimi düşük bir sistem. Neyse verim konularına sonra gireceğiz. 6. önemli noktayı ele alalım. 6. önemli noktamız PV diyagramı. PV diyagramını soruda çizmeyin demiş veya dememiş önemli değil. Her sorudan sonra PV ve TV diyagramını çizerek yaptıklarımızı bir diyagram üzerinde görmemizde büyük yarar vardır. Evet, P kilopascal ve metreküp bölü kilogram olmak üzere PV diyagramı üzerine konuşalım. Arkadaşlar PV diyagramı içinde sabit sıcaklık eğrileri yer alır. Biz iki sıcaklık aralığında çalışıyoruz. Bir tane sabit sıcaklık eğrimiz şu eksi 20 derece santigrat. Üzerinde tabii ki şu şekilde de 20 derece santigrat ait sabit sıcaklık eğrimiz var. Bu iki eğri dursun. Bunların üzerinde çalışacağız. Hal 1'i yerini tespit etmek kolay. Islak buhar bölgesinde ve hal 2 kızgın buhar olduğu için sonuçta doymuş buhar eğrisine yakın bir noktada hal 1'i tespit edebiliriz, belirleyebiliriz. Belli bir X1 kuruluk derecesi de zaten verilmiş yani %75 olarak. Neyse yerini tespit edebiliriz dedik. Hal 1'in yeri burası. H2
Halberin basıncı zaten ıslak buhar bölgesinde çalıştığımız için doyma basıncı ne eşit? 1969.6 kilopascal. Halberin özgül hacmi V1'i tablodan okuduk. Sıcaklığı da zaten eksi 20 derece santigrat. Tamam. V1F ile V1G'yi de yine şekil üzerinde göstermişiz. Hal 2'ye bakalım. 20 derece santigratta çalışıyoruz ama kızgın buhar bölgesinde çalıştığımızı ispatlamıştık zaten. Bu çerçevede yeri temsil olarak şurada olabilir. Bu iki halinin biz P2 basıncını 3000 kilopascal olarak tespit ettik. İki halinin özgül hacmini V2 olarak tespit ettik. Onun da gösterimi bu şekilde olabilir. Arkadaşlar 1'den 2'ye doğrusal bir değişimle gidiyoruz. Pistonun üzerinde yay olduğu için çizeceğimiz işlem yolu şu şekilde olmak zorunda. Bunun altında kalan alan zaten bize yapılan işi verdi. Evet, PV diyagramından burada arkadaşlar doyma basıncını da 20 derece santigrat için göstermişiz. O zaten P2'nin üzerinde yer alacak. Tamam. TV diyagramı üzerine de konuşalım. T derece santigrat ve metreküp bölü kilogram olmak üzere TV diyagramı içinde sabit basınç eğrileri yer alır. Biz iki basınçla çalışıyoruz. Birinci basıncımız 1969.6 kilopaskal olsun. Ondan daha büyük bir basınç değeri ikinci basıncımız 3000 kilopaskal. Bu şekilde sabit basınç eğrileri çizilebilir. Hal 1'in yeri belli burası. Hal 2'nin yeri yine belli. 20 derece santigratta ve 3000 kilopaskalda şu nokta olarak tespit ediliyor. Yine 3000 kilopaskalın doyma sıcaklığı eksi 5.55 derece santigratmış. Onu da buraya yazmışız. Eksi 20'den artı 20'ye çalışıyoruz. Biz arada da 3000 kilopaskalın doyma sıcaklığı yer almış. Benzer şekilde hal 1'den hal 2'ye giderken işlem yolumuz şu şekilde. Tabii yanına ısıtmayı yazmışız. Tabii ki PV diyagramında da yanında ısıtma var. Isıtma olduğu için okun yönü yukarı doğru. Soğutma olsa aynı şeyleri yapacağız arkadaşlar. 2'den 1'e aynı işlem yoluyla geleceğiz. Evet, güzel bir soruyu ele aldık ve önemli birkaç tane noktamız var. Özellikle arkadaşlar sınav kağıtlarında gördüğüm hatalar çerçevesinde bu 8. madde olarak önemli notları yazdım. Bunları birlikte ele alalım. Biz karbondioksitle çalıştık bu soruda. İlla karbondioksitle çalışmamız şart değil. Su da olur, başka akışkanlar da olur. Ama burada karbondioksitle çalışıyorsak şunu söyleyebiliriz. Hal 1'de ıslak buhar bölgesinde bulunulmaktadır. Ve doymuş sıvı, doymuş buhar karışımı içermektedir bu sistem. Bu çerçevede sıvı buhar karışımı içerdiği için karbondioksit ideal gaz değildir. Hani hemen karbondioksiti gördük diye ideal gaz eşitliğini kullanacağız diye bir şey yok. Bu çerçevede karbondioksit ideal gaz değildir. Özellikler tablolardan alınır. Bakın çok önemli, burası çok önemli. Islak buhar bölgesinde çalışıyoruz karbondioksitle. Hem bu sıvı hem buhar karışımı içeriyor. İdeal gaz eşitliği PV eşittir MR'de kullanılmaz. Ama sınavlarda görüyoruz hemen bu eşitlik kullanılıyor. Bu eşitlikten biraz uzak durun arkadaşlar. Direkt gazlarla çalışıyorsak o zaman kullanacağız. Zaten ona ait örnekleri ayrıntılı olarak yine ele alıyoruz. Karbondioksit hal 2'de kızgın buhar bölgesindedir ve doymuş buhar eğrisine yakındır. Özellikler tablolardan alınır. İdeal gaz eşitliği PV eşittir MRT yine kullanılmaz. Kızgın buhar bölgesindeki buhar doymuş buhar eğrisinden uzaklaştıkça belli basınç ve sıcaklıklarda belli bir hata oranında ideal gaz olarak kabul edilebiliyor. Ama siz ondan yine uzaklaşın arkadaşlar. PV eşittir MRT sadece ideal gazlarda, bakın gazlarda geçerli. Kızgın buhar bölgesinde buhar var, buhar. Biz bu buharı bazı koşullarda ideal gaz olarak alabiliyoruz ama o başka bir konu. Onu biz iklimlendirme kısmında ayrıntılı olarak anlatacağız. Evet, sıvılar için kesinlikle PV eşittir MRT eşitliğini kullanmayınız. Arkadaşlar yine sınav kağıtlarında görüyoruz. Karbondioksit olmasa da bir sıvı verdiğimiz halde, örneğin su verdiğimiz halde bakıyoruz PV eşittir MRT'den bazı şeyler hesaplanmaya kalkışılmış. Bu su ıslak buhar bölgesinde de olsa, kızgın buharda olsa PV eşittir MRT kullanma. Bu aklınızın köşesinde olsun. Her zaman gördüğümüz hata çerçevesinde bunu özellikle belirtmek istedim. Arkadaşlar termodinamik kolaydır.
bu çözümlü soruları anlarsanız ve bu anladığınızı özümserseniz termodinamik gerçekten kolaydır. Bu çözümü bir kere de çözüme bakmadan siz elde edin. O zaman öğrenmeniz çok daha kolay olacaktır. Diğer bir ayrıntılı soruda görüşmek üzere.